The company is ready for your inspection, sir. Thank you. Thank you. Hold on. Hold on. Gidin buradan. Gidin buradan. Defolun. Pis herifler. Defolun buradan. Gidin buradan. Gidin buradan. Sizi anlıyorum, Değmen. Öyle mi? Öyle bir durumda üzülmeyin demek fazla işe yaramaz. Hatta kaba ve saçmadır. Sahi mi? Savaşta hiçbir askerin kaçamayacağı bazı kader anları vardır. Yenmek ya da yenilmek, teslim almak ya da teslim olmak gibi. Kutulan mağarada bulunmuş muydunuz? Hayır, ben Çanakkale'deydim. O zaman iyi bilirsiniz. Siz bizi yenmediniz yüzbaşı. Osmanlı Devleti'ni yendiniz. Buyurun hacım, bir şey mi vardı? Tüh!
Saat sabahın 3'ü komutanım. Hayır, 3.15. Kulaklarımdaki uğultuyu susturamıyorum. Tıpkı yer altından, ölüler diyarından gelen mortulara benzer bir uğultu. Sanki İsrafil'in borusu. Neden bıraktı Tanrı bizi böyle yüzüstü? Neden umut kapılarını kapattı yüzümüze? Lütfen söyler misiniz komutanım? Nedir bizim işlediğimiz bu korkunç suç ki bir türlü bağışlanamaz? Cephede vatan uğruna savaşırken şehitlik niye nasip olmadı bana? Ölümden korkmam. Hiç korkmadım. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Benim korkum çok başka komutanım. Ben ölmemekten korkuyorum. Öldükten sonra da ruhum bu acıları çekerse ne yaparım diye ödüm kopuyor. Azizim Kamil, bir veda ziyaret için bu ne acele? Efendim, işe zor kısmından başlamak istedim. Haklısınız, vedalar hep zordur. Onu hallettiniz mi, yolun yarısını bitmiş sayın. Sağ olun. Vapur şirketi 2 gün sonraya ilave sefer koyunca Harbin'le ben de düşündük ve dedik ki... Anlıyorum. Zaten harbin sona ermesine en çok seyahat şirketleri sevinmişti. Tabii kadınlardan sonra. Kaç sene oldu, 4 mü? Evet efendim, 4 sene. Meslek hayatımın en büyük bahtiyarlığı sizinle çalışmak oldu. Rica ederim, teveccühünüz. Beni emretmişsin efendim. Bize 2 kahve. Baş üstüne. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Memleketin gördüğü en mümtaz hariciyecilerden rahmetli Selim Paşa'nın oğlu Kamil... ...bana 1. katip olacak. Bir büyükelçi başka ne ister? Mahcup ediyorsunuz efendim, ben sadece görevimi yaptım. O nasıl söz azizim? Oxford mezunu... Birkaç batı lisanına sizin kadar vakıf birini bu zamanda bulmak kolay mı? Elçiliğe geldiğiniz ilk günü hatırlıyorum da... ...tutturdunuz, ille beni cepheye yollayın diye. Sizi ikna edene kadar göbeğim çatladı. Verdiğim kararın doğruluğundan hala emin değilim. İkna mı olduğum yoksa işime mi geldi? Ne münasebet. O zaman da söylemiştim. Savaş meydanlarını dolduracak binlerce insanı bir çırpıda bulursunuz. Lakin Osmanlı'nın temel sıkıntısı bizi Avrupa'ya yakınlaştıracak münevverlerde. Hani onlar nerede? Sizin gibi birkaç kişiyi de harbe mi sürükleyelim? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Neyse artık harp bittiğine göre bu ihtimal de ortadan kalktı demektir. Pederiniz Selim Paşa'nın bir lafı vardı. Derdi ki harbin yarattığı enkaz bazen harbin kendisinden daha elem vericidir. Paris konferansından iyi haberler gelmiyor. Her şeye rağmen... Bizler bu esareti hak etmedik. İstanbul'daki avukatınızdan haber var mı? Gidince görüşeceğim. Malum laftır. Toz duman altında ferman okunmaz. Arazinin mühim kısmı Musul'da Kerkük'teydi, değil mi? Evet efendim. Dua edelim oralardaki İngiliz hakimiyeti bir an evvel son bulsun. Yoksa... Efendim ben artık müsaadenizi isteyeceğim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Kısmet olursa bir gün bir yerde yine karşılaşırız. Esir bir şehre gidiyorsun Kamil. Allah muvaffak etsin. Sağ olun efendim. Nermin kızıma selamlar. Ayşe'yi de benim için öpünüz lütfen. Allah'a ısmarladık. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Geçiniz, geçiniz. Hadi çabuk. Dikkatli ama. Bunları güzelce temizleyip mutfağa kaldırıyorsun Eleni. Etleri buzluğa yatır. Biricik yeğenimi rahat ettiremezsek bunu senden bilirim ona göre. Baş üstüne hanımım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Konyak sipariş ettik mi? 3 yıldız Napolyon. Hayır. Aman Allah'ım. Ne demek hayır? Bunların hepsini ben mi düşüneceğim? Hadi daha ne duruyorsun? Size benzin ihalesi için teşekkürlerimi sunmaya pek fırsatım olmadı Mr. Dixon. Kusura bakmayın. Rica ederim İbrahim Bey. İşini bilen tüccarlarla iş yapmak benim için zevk.
Hangi milletten olursa olsun. Oh my god. Bu ne hoş sürpriz böyle. Geldiğinizden haberim olmadı. Önemli değil. Kocanızla sohbet ediyoruz. Ben iki erkeğin sohbetini iyi bilirim. İş ve kadınlar. Aşk olsun Macide. Günahımızı alıyorsun. Ne kadını? Kocanıza güvenin madam. Bizimkisi sadece iş. Yani erkeklerin işleri kadınlardan daha mühim öyle mi? Yapmayın Mr. Dixon. Hiç inandırıcı değil. Müsaadenizle görüşürüz. Madam. Görüşürüz. Ne dersiniz? Kamil Bey teklifimize sıcak bakacak mı? Mantıklı düşünülürse evet. Kamil İstanbul'daki mülklerinin çoğunu elden çıkarttı. Harbi Ummi sırasında oradan gelen parayla yaşamını idame ettirdi. Elinde de Musul ve Kerkük'ten başka arazi kalmadı. E bir düşünürseniz Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan daha iyi bir alıcı bulacak değil ya. Sizin şu Kamil nasıl biri? Aslına bakılırsa çok iyi bir insan. Yurt dışında eğitim görmüş, gerçek bir asilzade. Yalnız biraz kibirli. Yo, orada durun bakalım babacığım. Ben aslan gibi enişteme asla laf ettirmem. Madam. Azizim şimdi yandık. Kızım Kamil'e asla laf ettirmez. Otur. Elbette babacığım. Evet, biraz kibirli olabilir ama gerçek bir centilmen. Gördünüz mü Mr. Dixon? Ahmet gecikti. Neredeyse gelir. Merak etme. Provalar düzgün mü? Son tahsiller. İyi misin? İçimde bir sıkıntı var. İyi şeyler düşünmeye çalış. Olur mu? Şu geceyi bir atlatsak. Bu geceler de atlatılır başka gecelerde. Sen Niyazi abiyi dinle. Bu işler de tecrübeli. Hele şu Aydos cephaneliğini hayırlısıyla bir boşaltalım da sen gör bak bakalım Nedim'e bacım. O zaman ne gam kalır ne kasavet. Sakın yakalanma. Zaten mimlisin. Elimden geleni yaparım kardeşim. Her şey hazır mı? Tıkır tıkır. Arkadaşlar? Hepsi yerlerini aldı. Ya tekne? Tamamdır. Hadi o zaman. Buraları sana emanet Niyazi abi. Nedim'e bacımda. Emaneti anladık da beyim. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bize her ne olursa olsun. Karadayı mutlaka çıkmalı. Hakkınızı helal edin beyim. Sen de Niyazi abi. Anahtarı her zamanki yerine bırak. Ben geldiğimde uyumuş olursun. Sessizce açar girer. Peki. Hadi gidelim. Bizden 10 dakika sonra çık. Bahtınız açık olsun beyim. Allah utandırmasın. Kendine dikkat et.
Merhaba İhsan. Merhaba. Merhaba İhsan. Kolay gelsin. Ver bakayım emanetimi. Abi kanka. Dikkat et patlar. Alın bakalım hanımlar. Çeyizlerimiz burada. Bolşevi. Bana da ver. Vay be. Şunlara bak insan. Allah çarpsın, biri çipsi. Konuşma lan. burada bir tane arttı. Kimin bu? Kimin olacak senin? Yok canım. Nazlanma sultanım, çok işimiz var, hadi. Hayda. Hadi çabuk ol, bıyıklı desmeyin. Canına kulak asma da karnındaki bebeği düşün. Rüzgar mı çıktı? Hayır. Bir uğultu duydum. Sana öyle gelmiştir. Söyle. Bana kalsa Ahmet artık hep böyle dolaş. Vallahi böyle daha iyi oldu. Dikkatli olun devriyeler. Ya bak bak. Stop! 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 Where is he going? Nereye gittiğinizi soruyor. Woman, woman. Çiçek sokakta aldım bunları paşam. Beykoz'da bir eve götür dediler. Sabaha kadar bekle. Anlayacağın işimiz var bu gece. Would you like to taste it? Get out. Kaybol. Sağ ol paşam. Eyvallah komutan. İsa sizi korusun. İyi. Ya yeter, çekil üstünden İhsan. Of. Daha hızlı, daha hızlı, hadi. Let her have my own.
Tuzak bu. Tuzak. Çağır çabuk. Ahmet. İhsan nerede Ahmet? Ahmet, İhsan nerede? Biraz daha çay madem. Teşekkürler Eleni. Ben kahve alayım Eleni'm. Bas üstüne. Ayşe'yi gören oldu mu? Bahçıvanın yanında. Siseklere bakıyor. Her sabah kalktığımda aynı şeyi söylüyorum şekerim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Evimiz şenlendi vallahi. Kocanı ikna etmen çok zor oldu mu? Annem münasebet. Burada olmaktan o da çok mutlu. Öyle değil mi Kamil? Siz ne dersiniz bu işe enişte bey? Affedersiniz, ne buyurmuştunuz? Burada bulunmanız diyorduk. Sizi sıkmıyor değil mi? Rica ederim, olur mu öyle şey? Ben sadece size yük olduğumuzu düşündüğüm için rahatsızım. Neyse azizim, bırakalım bu lafları. Bu sabah ikram neler yazıyor? Tuhaf şeyler. Kendilerini satan 113 kız çocuğunu zaptiye yangın yerlerinden toplamış. Yaşları küçük olduğundan vesika da verememişler. Ama bu arada çoğu zührevi hastalıklara yakalandığı için ilgililer ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Şu ikdama eve sokmamak lazım. Hep böyle iç karartıcı havadisler veriyor. Ha Mondiye, şu zarafete bir bakın. Ayşe temas yap. Peki, hani büyük eniştenin sabah öpücüğü? Sizi biraz sıkıştırabilir miyim matmazel? O güzel çiçekleri kimin için topladın bakalım prensesim? Bu sizin. Oh canım benim. Bu sizin. Oh teşekkür ederim. Ben annemin. Canım benim. Çok şeker şey. Siz de gazeteyi bırakın artık enişte bey. Hadi susayım dedim ama. Haklısınız Sabri. Bıraktım işte. Allah selamet versin. Eski eşim binbaşı Hakkı da böyleydi. Sabahın köründe çekerdi gazeteleri önüne. Bitirmediği müddetçe ağzından tek laf dahi alamazdınız. Ne zaman boşanmıştınız? Aşağı yukarı bir sene. Geçen yıl bu vakitler. Hiç haber alıyor musunuz? Aman haberi eksik kalsın. Tutturmuş bir Kuvayi Milliye. Boşandıktan hemen sonra Anadolu'ya geçti. Hakkı Bey'i hatırlıyorum. O zaman henüz evlenmiştiniz. Dürüst, itimat veren bir zattı. Böyle neticelenmesine üzüldüm. Evet ama binbaşı Hakkı karısını değil, sonu kendisi için felaketle bitmesi muhtemel bir macerayı seçti. Neyse azizim, bu kadar asfal yeter. Ben artık kalkayım. Şirkette önemli bir toplantım var. İyi günler hanımlar. Güle güle. Güle güle. Elini çantama hazırla, şoföre de söyle hazır olsun. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Bugün ne yapmayı düşünüyorsunuz azizim? Bağlar başına geçip bizim eski konağın durumuna bir bakacağım. Konağın durumunun biraz vahim olduğunu duydum. Lütfen bu konuda fazla acele etmeyin.
Çok teşekkür ederim fakat size zaten fazlasıyla yük olduk. Bu lafları duymak istemiyorum Kamil. Size telefon var efendim. Teşekkür ederim. Bu konuyu lütfen bir daha açmayalım, olur mu? Bana bak. Görmeyeli kocan daha da yakışıklı olmuş. Nasıl beceriyorsun bunu? Bilmem. Kamil formuna dikkat etmiştir hep. Avrupa'nın o güzel kadınlarından kocanı koruman zor oldu mu? Söylesene. Sabriye, alemsin. Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Kamil'in kafasında hiç öyle mevhumlar olmadı. Başka kadınlar, gönül maceraları. Bunlar Kamil'e göre değil. Evet, Mr. Dixon. Yarın gece bekliyoruz. Teşekkür ederim, şeref verirsiniz. İyi günler. Henry Dixon. Yarın geceki davetin şeref misafiri. Sana ondan bahsetmiş miydim Kamil? Evet, İngiliz istihbaratının kısım şefi. Aynı zamanda müttefik kuvvetler fevkalade komiser yardımcısı. Evet. Meksikalıların isimleri uzundur. İngilizlerin de ünvanları. Seninle tanışmak istiyor. Benimle? Sizin Musul ve Kerkük'teki arazilerle ilgili. Ne olmuş onlara? Sevin dostum. İngiliz hükümeti sizin topraklarınıza talip oldu. Buyurun. Odanız hazırda. Rahatça görüşebilirsiniz. Herhangi bir ihtiyacınız olursa mecburi seslenmeniz yeterli. Teşekkür ederim. Teşekkür. Güzelsin Natalya. Beni çok bekletiyorsun İbrahim. Kusura bakma ruhum. Misafirlerim vardı, kurtulamadım. Seni çok özledim. Çok? Ne kadar çok? Birazdan anlarsın. Adamlar hazırlıklıydı. Sömürgeden getirdikleri 3-5 tane Hintli askeri önümüze sürdüler. İyice tuzağın içine çektiler bizi. Birisi ihbar etti ama kim? Günlerdir bunu düşünüyorum. Aranızda bir hain... İmkansız. Aynı şartlarda, aynı yerde ateş altındaydık. Korkuyorum İhsan. Korkma canımın için. Düşman ilk zaferi nerede elde eder biliyor musun? Yüreğimizde. Yüreğimize korkuyu saldığı o ilk an. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelir. Biliyorum, bunları başkasına ben de çok söyledim ama... insanın başına gelince... Bir yandan seni düşünmek, bir yandan derginin işleri. Sen beni düşünme. Benim burada rahatım iyi. Teğmen Selim'le Gazze'de beraberdik. Mahkeme ne zaman? Yakında. Dünkü peyam sabahta yazıyordu. Aydos cephaneliğini basanlara kanunda yazılı en ağır ceza. Bırak şu soysuzları. Adam asmak o kadar kolay değil. Sen sadece dergiyle ilgilen. Niyazi ve Ahmet sana yardım ederler. O dergi mutlaka çıkmalı Nedim'e. İnsanlarla yegane bağımız. Beğendin mi? Çok os, teşekkür ederim. Hepsi bu kadar mı? Şimdi oldu. Natalya. Otur. Bak Natalya. Başkalarıyla dolaşmanı istemiyorum. Sahi, yoksa bana nikah düşünüyorsun. Bu imkansız. Bunu biliyorsun. O zaman beni kapatacaksın. Sana bir ev tutarım.
Boğaz'da. İstediğin yerde. Sonra? Sonrası ne? Ben bir faizeyim İbrahim. Özgür bir faize. Nasıl derler? Bu esir bir kadın olmaktan çok daha iyi. Anladın? Ne affedersiniz? Buyurun. Bu semtte mi oturuyorsunuz acaba? Doğduğum günden beri evlat. O zaman bilirsiniz. Buraya bu konağa bakan biri vardı. Şeref Efendi. Karısı seneler önce vefat etti. O da köşkün anahtarlarını Fuat Bey'e verip memleketine döndü. Nasıl? Fuat Bey burada mı? Evet. Yoksa siz rahmetli Selim Paşa'nın oğlu Kamil misiniz? Evet efendim. Pek memnun oldum. Hatırlıyorum. Fuat sizin çocukluk arkadaşınızdı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüyorsunuz. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Kalmıyor. Evet, kalmıyor. Fuat Bey nasıl? Bilmem ki. Ne diyeyim. Kendiniz görseniz daha iyi olur. Hadi size hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorulmuşsunuz. Biraz dinlenin isterseniz. Size çay söyleyeyim. Zahmet etme. Ben de sizi beklerken boş durmayayım dedim. Dergiye gelen yazıları tasdik ediyordum. İşe yarayacak olanları ayırdım. Tabii kendime göre. Daha sonra bir göz atarsınız. Buyurun. İhsan nasıl? Tahmin ettiğimden çok daha metanetli. Yani benden daha iyi. Kendinizi bırakmayın. Sandığınız kadar yalnız değilsiniz. Ben ve bütün arkadaşlar. Biliyorum Ahmet. Biliyorum. Bu sabah yazıhanenin sahibi geldi. 2 aylık kira birikmiş. Kağıtçının da matbaacının da parası ödenmedi. Provalara bile bakmadım. Dağıtımcı ne alemde bilmiyorum. Dağıtımcıyla ben de konuşurum. Abuzer ağa sağlamdır. Mesele o değil Ahmet. İhsan varken her şey çok güzeldi. Çok daha güzeldi. Şaşırdın değil mi? Ne oldu bu adama dedin? Yo. Anlıyorum. Zor, çok zor. Hiç beklemediğimiz felaketlere uğradık. Memleket. Hepimiz. Mehmet Ali'yi gazetede okudum. O benden yürekli çıktı. Neden öyle dedin? Köşke taşınacak mısın? Belki gene eskisi gibi komşu oluruz. Gerçi o harabenin islah olur bir tarafı var mı bilmem ama. Kahvelerimizi bitirdikten sonra birlikte bakarız. Yalnız baştan söyleyeyim. Ben artık makbul bir komşu sayılmam. Hala şaka yapabildiğine göre senden umut kesilmez. Ben dünyayla bütün temasımı kestim Kamil. Daha doğrusu kesmeye çalışıyorum. Başımıza gelenler. Oturup düşündüm. Ya silahlanıp Anadolu'dakiler gibi dağa çıkmalı veya dervişliğe sığınmalı dedim. Galiba yaşlanıyoruz. Kendine haksızlık etme. Tarikatlar hakkında bilgin var mı? Hayır. Ben Kadiriyim. Bu akşam Şeyh Ethem tekkesine gidecektim. Ben sana engel olmayayım. Neyine engel olacaksın ki? Gitsem ne olacaktı? Bir kenara çekilip tek başıma düşünecektim. İnsan bir kere tek başına kalmaya görsün. Nerede olsa tek başınadır. Meydan savaşında bile.
Çocuğun var mı? Bir kızım var. 8 yaşında. Ne güzel. Sen evlenmedin mi hiç? İsmail. Koş kahveye Dülger, Cemil'le Bedros Ağa'ya seslen, acele gelsinler. Biz de öbür yana gidelim. Tamirat için kaç para harcayabilirsin? Hiç. Borçlanıp azar azar ödersin. Ne sert edemem. Anlıyorum. Yahu siz iki usta bir hesabın içinden çıkamadınız mı hala? Vallahi ben hesabımı bitirdim. Lakin bu Bedros gavurunun niyeti kötüdür. Höst. Allah bunun eline Müslüman bir kulunu düşürmesin. Ben ne diyeyim artık? Tövbe de Cemil usta, tövbe. Lafını bilge konuş ha. Bir kere tövbe etmek gavur kısmına münasiptir. Papaz bile almıyor seni kiliseye, yalan mı? Başlatma şimdi papazından. O eve de bana borcunu ödesin. Ne borcuymuş bu? Sen bu zevzeye bakma Fuat Bey. İşin ya aslı başka. Bir vakitler bizim kilisenin damını yaptık. İş bitti, hesap görmeye gidiyoruz. Ben paramı istiyorum, papaz bana cehennemi anlatıyor. Yapma ya, açız diyorum. O gene cehennemi anlatıyor. Ben bir daha giderim o kiliseye. Aha, duydunuz işte. Anlayın ne biçim bir gavurdur ki bu Bedros Ağa. Kendi mabedini dahi parayla yapar mı? Neyse. Gelelim bizim hesaba. Deyin bakalım kaça hallolur burası? İkimizinki 1200 lira. Dökümü de burada. Dökümüne sonra bakarız. Ne diyorsun? Değerli dostlarım, bir dakikanızı rica edebilir miyim lütfen? Yaşadığımız şu günlerde ülkenizin birçok düşünürü, aydını, savaşın yarattığı kötülükleri dile getiriyorlar. Bu belki bir bakıma doğru. Ama bazen savaşa rağmen iyi şeyler de olur. Tıpkı bu gece burada olduğu gibi. Dünyanın dört bir yanından insanlar bir masa etrafında toplanırlar ve geleceğin dünyasına doğru atılacak müşterek adımları konuşurlar. Eğer izin verirseniz dostlarım, bu güzel yemeğin sonunda kadehimi öncelikle ev sahibimiz Macide Hanım'ın şerefine kaldırmak istiyorum. Sonra da geleceğin dünyasına. Beyefendi konyak arzu ederler mi? Hayır efendim, teşekkürler. Bir tane al. Henry Dixon'ın sözleri sizi pek etkilemişe benzemiyor Monsieur Camille? Etkilenmeli mi? Bilemiyorum. Siz etkilendiniz mi? Of, zor bir soru. Şöyle diyelim, bazı insanlar dünyanın gerçekleri arasında kendilerine bir yer bulmakta zorlanırlar. Ben de bu insanlardan biriyim. Ne kadar zamandır İstanbul'dasınız Monsieur Patrick? 15 sene. Ah, Le Français isminde bir gemi acentem var. Enişteniz İbrahim Bey ithalat ihracat işlerini bizim gemilerle yapar. Burada mısın? Monsieur Patrick'le sohbet ediyorduk. Tanıştırayım sizi. Aa, biz zaten tanışmıştık. İzninizle. İyi misin? İyiyim. Sen? Ayşe'nin yanından geliyorum. Mışıl mışıl uyuyor. Mr. Dixon'ı gördün mü? Hayır. Seni arıyordu. Sohbetinizi kestiğim için özür dilerim. Kocanızı bir süre için ödünç alabilir miyim? Rica ederim Mr. Dixon. Adam. Bayılıyorum şu Havana prolarına. Siz istemez misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Evet, ne diyordum? Bizim şu liberallere laf anlatmak çok zor. Herkes Türklerin pes ettiğini zannediyor. Ama Anadolu'nun tepkisi onları şaşırtacak. Beni asıl şaşırtan İstanbul, yani Bizans.
ruhsuz, kımıltısız. Subayları katmıyorum bu ruhsuzluğa. Çünkü onların sakatları bile yenilgiye direniyor. Amerika sizin bu ruh halinizi görseydi çoktan yardım ederdi. Peki ya İngiltere? Yunanların İzmir'e çıkmasını engelleyemez miydi? Sizin bir atasözünüz var. Akacak kan damarda durmaz diye. Size bir gerçeği açıklayayım. Gizlidir ama siz dostumuzsunuz. Teşekkürler Mr. Dixon, fakat bir istihbarat subayı için erken verilmiş bir hüküm sayılmaz mı? Oxford İngilizcesini sizin kadar düzgün konuşan biri İngiltere'ye düşman olamaz. İngiliz Dostları Derneği ile hiç ilgilendiniz mi? Hayır ama adını duydum. Kim kurmuş? Başında sizin önemli din adamlarınızdan biri var. Said Mullah. Peki İngilizler aynı derneğin bir benzerini yani Türk Dostları Derneği'ni kurdular mı İngiltere'de? Hayır. Ama buradaki derneğin güçlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Belki siz de aramıza katılırsınız. Savaş yüzünden iktisadi durumunuzun bozulduğunu söylediler. Biz de herhangi bir yardımımız olabilir mi diye araştırdık. Bir yolunu bulabildiniz mi bari? Musul petrollerinde hisseleriniz olduğunu biliyoruz. Ayrıca arazileriniz. Mr. Dixon ve Mr. Kamil. Toparlanın gidiyoruz. Nereye? Hep birlikte Garden Bar'a. Harika bir fikir. Gideriz değil mi? Siz gitseniz benim üzerimde bir kırıklık var. Yapmayın işte bey. Ne var bu kadar nazlanacak? Eğlencenin kollarına bırak kendini biraz. Hem bak Nermin de gitmek istiyor. Müteakkiden sonra İstanbul'un eğlence hayatı bayağı canlandı. Karım artık Paris'i hiç sayıklamıyor. Bunu anlamaya henüz zamanımız olmadı. Buraya geldiğimizden beri ilk defa dışarı çıkıyoruz. Peki iş hususunda neler düşünüyorsunuz? Bilmiyorum Monsieur Patrick. Henüz karar vermedim. Bütün gece beni dansa kaldırmanı bekleyemem Patrick. Sevgilim. Madem bu dansı lütfederler mi? Tabii izniniz olursa. Rica ederim. Merci. Oturabilir miyim? Ruslar, bence onlar kadın ırkının seçkin birer örneği. Ne dersiniz? Evet. Hüzünlü bir ırk. Kendi ülkelerinden kaçıp buraya sığındılar. Ama sığındıkları ülkede işgal altında. Siz üstünüze alınmayın. Rica ederim. Bu iş zaten kendinden alev almış bir cephanelik yangını gibi. Hangi iş? Bolşevik devrimi. Yangın çevrildi. Komşu evlere atlaması önlendi. Şimdi geriye söndürülmesi kalıyor. Bu gidişle Lenin yok olmaktan kurtulamaz. Bu arada konuştuğumuz konuyu düşündünüz mü? Hangisini? Osmanlı Hanedanı üyeleri ellerindeki hisseleri satmaya başladılar bile. Geçenlerde Abdülhamit'in kızlarından Şaziye Sultan'a küçük bir hisse karşılığı tam 10.000 İngiliz altını verdik. Laf aramızda, acele etmese çok daha fazlasını koparabilirdi. Hem biliyor musunuz, Musul ve çevresindeki petrol arazileri Abdülhamit'indi. İddiatçılar mülkiyet hakkını aldılar elinden. Biz aslında bunu da oldu bitti sayabiliriz. Çünkü bu topraklar yakında sizin sınırlarınızın dışında kalacak. Babam toprak satmayı sevmezdi. Vasiyeti var bana.
Ayrıca ben de bu kadar değerli toprakları satma mecburiyeti duyacak kadar düşkünümde... O anlamda söylemedim. Hem bu politik bir alışveriş. Hem siz görünüşte İngiliz İmparatorluğu'na satmayacaksınız topraklarınızı. Kime satacağım? Gülbekyan adında bir vatandaşınıza. İnanın bana bu alışverişten çok memnun kalacaksınız. Hem beklenmedik üzüntülerden kurtulacaksınız. Enişte Bey, pardon. Buyurun. Topraklarımı satmak zorunda mıyım? Yani borçlarımız çok mu birikti? Alacaklar kapıya mı dayandı? Aman Kamil Bey, ne borcu? Nereden çıkarttınız borcu harcı? Yanlış anladınız beni. Yani aslında ben anlatamadım. Yok yok, siz çok güzel anlattınız. Hatta tehlikede olduğumu bile söylediniz. Gerçi biraz gözdağı vermek gibi oldu ama... No, please. Aa, sevgili eniştemi artık rahat bırakın. Bıkmadın mı bu adamlarla sohbet etmekten enişte bey? Hadi dans et benimle. Hadi sen... şimdi. İzledim. Şey, istersen oturabiliriz. Ama istemiyorum. Yani yorulmuşsundur diyor. Ne anlayışsız adamsın sen. Yapma, sabırı. Korktun mu? Saçmalama. Neden saklıyorsun toprakların İngilizleri? Nereden çıktı şimdi bu? Sana bir fenalık etmelerinden korkuyorum. Kimi? İngilizlerin. Ne fenalık? Senin dünyadan haberin yok. İngilizler yakında İstanbul'u işgal edecekler. Saçma. Zaten işgal etmediler mi? Yeniden asker çıkaracaklarmış. O zaman belki de İstanbul'da kan gövdeye götürecekmiş. Mühendikleri insanların başına neler geleceği bilinmezmiş. Sat ne olur. Takışma bu adamlarla. Bunları bana söylemeni kim istedi? Baban mı yoksa Harry Dixon? Tamam, ben artık oturuyorum. Başım ağrıdan çatlıyor. Sana bir ilaç getireyim mi? Hemen uyursam geçer. Sen bilirsin. Ayrılırken sinirliydin. Çok üstüme geldiler. Satmayacak mısın? Böyle olmaz Nermin. Tehdit, şantaj, gözdağı. Böyle olmaz, uygun değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Arazileri satıp bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun. Belki haklısın ama... böylesi çok düşmanca. Kamil. Aynı kabusu bir daha görmek istemiyorum. Görmeyeceksin. Korkma, paşa babanın başına gelenler benim başıma gelmeyecek. Hadi sen git canım. Sen yatmıyor musun? Ben dışarıda bir sigara içip geleceğim. Allah razı olsun. Sana da. Sabri? Neden odanda değilsin? Nermin... Nermin'in başı ağrıyordu, ben de sigara içeyim diye çıktım. Birden benim de canım sigara çekti. Sabriye, bu çok yanlış. Yanlışsa yanlış.
Sabri, ne yapıyorsun sen? Hiç kimse duymaz. Sabri! Delisin sen. Sen de aptal. Efendim? Ne oldu? En kısa zamanda buradan gidiyoruz.